Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ehliyet elektronik sınavıyla birlikteyiz arkadaşlar. Bu sorular aynı zamanda SRC 1 2 3 4 içinde çıkar. Sınavlara gireceğim arkadaşlara başarılar diliyorum ve sınavımıza başlayalım hemen. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Hemen araçlarımıza bakıyoruz. Araçlarımızın önünde kontrollü arkadaşlar e, ana yol işareti, tali yol işaretlerimiz var. Ve e, geçiş üstüne sahip araç var. 2 nolu araç, geçiş üstüne sahip araç polis. Bakın ilk önce tabii ki iki numara geçer polis. Daha sonra kırmızı ışıkta olsa bile ilk geçer 2 numara. Daha sonra bakın dönüş yapan araç en son geçer. Ana yolda 3 numara, 4 numara tali yolda. Bakın şuradaki 4 numara tali yolda. Tali yoldaki en son geçer. 1 numara ana yolda düz gittiği için 2'den sonra geçer ve daha sonra 3 numara geçiyor. Dönüş yapan otobüs ana yolda ve en sonda tali yoldaki 4 numara geçiyor. Yani bize şöyle diyelim 2 1 2 1 Bursa evet Bursa seçeneği. Evet hemen ikinci sorumuz gelsin. ikinci sorumuz da şöyle. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şimdi arkadaşlar ışıklarda bilindiği gibi hangisini bildirir dediği için araç sadece sağa dönülebileceğini, sadece sola dönülebileceğini, düz gidebileceğini, yolun tüm yönleri açık olduğunu. Sağ bakın burada. Sağ yeşil oklu ışık yandığı için sadece sağa dönülebileceğini bize bildirir. Adana seçeneği Doğru cevap hemen 3. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır diye bir soru gelmiş. A araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması, B kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması, C temiz olmayan yakıt kullanılması de hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi. Evet. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik zararlar tabii ki e, Bursa seçini kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınmasıdır. Dördüncü sorumuz evet çok önemli bir soru yine e, takip mesafesi sorulmuş. Bakın şekildeki bir numaralı araç 80 azem hızı 80 ile gidiyor. Seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşır? Bize e, bir nolu aracın 80 ile gittiğini söylüyor. Bakın 80 Şimdi 80 ile gittiği için hızın yarısı değil mi? Hızın yarısı neyi verir? 80'in yarısı 40'tır. Yani cevabımız Bursa seçeneği. Aracın 2 saniyede kat ettiği süre yine bize takip mesafesini veriyor. Aynı zamanda 88-89 sayılarını arka arkaya saydığımız zaman yine takip mesafesini verir. Evet Adana seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz şöyle. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan ticizat hangisidir? Koruma başlığı, yangın söndürme cihazı, çocuk bağlama sistemleri, hız sınırlayıcı cihaz. Verilen araçların tamamında bulunması gereken Tecizat tabii ki yangın söndürme cihazıdır. Yangın söndürme cihazı otomobillerde bir tane bir adet sürücünün hemen yanında olması gerekir. Otobüs, kamyonlarda, çekicilerde bir tane 6 kilogram tehlikeli madde taşıyan araçlarda iki tane 6 kilogram olması gerekiyor. Altıncı sorumuza bakalım yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek hangisine örnek olur? A. Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine B. Yağ ömrünün artmasına C. Bakım masrafının azalmasına D. Yakıt tüketiminin azalmasına Evet Burada da tabii yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine neden olur. Adana seçeneği doğru cevap. Evet 7. sorumuz trafik tehlike uyarı işaretlerinden gelmiş. Bakın şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Trafik işareti tramvay hattı ile oluşan kavşağı kontrolsüz demiryolu hattını kontrollü demiryolu geçidini demiryolu köprüsüne yaklaşılır. Evet İşaretimiz kontrolsüz demiryolu değil mi? Bakın kontrolsüz demiryolu geçidini bize bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Sekizinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? A. Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi ve iniş eğimli yollarda motorun durdurulması kesinlikle yanlıştır. Evet, çevre kirliliği önleyici tedbirlerden biri değildir. Tabii ki Bursa seçeneği değildir. Dokuzuncu soru aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir? Adana seçeneği bütün yasaklamaların sona erdiği Bursa seçeneği evet yasaklama belirtiyor arkadaşlar. Taşıt trafiğini kapalı. Burası tamamen yayalar için ayrılmış bir yerdir. Ceyhan seçeneğinde bisiklet yolu ve düşük banket yasaklama değil. E, hızınızı azaltın, dikkatli geçin diye bize bildiriyor. Evet, e, Bursa seçeneği doğru cevap. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A. Zırhlı taşıt. B. Organ nakil araçları. C. Kamu hizmeti taşıtı. D. Umum servis araçları. Geçiş üstüne sahip araçlardandır. Tabii ki organ nakil araçları geçiş üstüne sahiptir. Bursa iyi doğru cevap. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir. A. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. B. Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. C. Kara güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek, onaylamak. D. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. Kara genel müdürlüğünün görevlerinden biri değildir. Sorumuzun cevabı tabii ki şehir içindeki açık ve kapalı otoparkları e ilgili belediyelerden izin alınması gerekiyor. Yani cevabımız Denizli seçeneğidir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevi değildir evet. 12. sorumuz, 12. sorumuz yine tehlike uyarı işaretlerinden. Evet tehlike uyarı işaretleri ve trafik tanzim işaretleri arkadaşlar ehliyet alıyorum kanalında ve Nedim Şeker Akademi kanalında ayrıntılı bir şekilde işaretleri anlattık ve sınav sorularını da hemen akabinde çözdük. Mutlaka tekrar izlemeniz menfaatinizedir. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır? A geçiş hakkını yayalara vermesi, B öndeki aracı geçmesi, C aracının hızını azaltması, D yolu kontrol gitmesi Tabii ki burada yaya geçidinde araç, öndeki araç ne yapılmaz? Sollama yasaktır değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet 13. sorumuz şöyle. Sürücünün hangisini yapması doğrudur? Evet hangisini yapması doğrudur diyor. A. Hızını azaltıp şeridine devam etmesi. B. Bisikletin sağından yoluna devam etmesi. C. Uyarı ışıklarını yakarak durması. D. Korna çalarak bisiklet sürücünün uyarması. Tabi burada sürücün e, sürücün hangisini yapması doğrudur. Dediği için hemen e, ne yapalım? Görsel. E, animasyonumuzu izleyelim arkadaşlar. Evet. Görselimiz şu anda devam ediyor. Değil mi? Bakın bisikletli yoluna nedir? Bisikletli yoluna devam ediyor. Yani bisikletli geçiyor. Bisikletli geçerken diyor. Bakın bisikletli geçerken. Evet ne yapması gerekiyor? Evet görseldi arkadaşlar. Tekrar izleyelim isterseniz. Sürücünün hangisini yapması doğrudur. Bakın izleyin. İzleyelim arkadaşlar beraber. Evet. Evet sürücü devam ediyor. Bakın şurada hemen şurada ne var bakın bir bisikletliği gördük. Hem bisikleti gördüğümüz zaman hemen hızımızı azaltmamız gerekiyor. Hızımızı azaltıp şeridinde yavaş bir şekilde devam etmesi. Yani Adana evet Adana seçeneği. Doğru cevap Adana seçeneğidir. Evet. 14. sorumuz gelsin. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Öndeki aracın yavaşlaması. B. Görüş mesafesinin kötü kullanılması olması. C. Öndeki aracın durması. D. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması. Evet. Takip mesafesi. Takip mesafesini sormuş. Tabii ki arkadan çarpmalar arkadaşlar trafik kazalarında Bakın şöyle bir size iki tane araç çizeyim. Bir numara ve iki numara. Bir nolu araç sürücüsü takip mesafesine uyması asli kusur uymaması pardon asli kusur değildir. Ama eğer takip mesafesine uymayıp arkadan bakın şu iki nolu araca arkadan çarpıp kazaya sebep olursa Burada takip mesafesi kuralına uyulmamasından asli kusur işlemiş oluyor. Bilginiz olsun. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 15. soru. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 km hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Tehlikeli madde taşıyan araçlar hızları ne olursa olsun yerleşim yerleri dışında her zaman kuralımız vardı. Bakın her zaman e, ee, kaçta gitmesi gerekiyor arkadaşlar? 50 ile gitmesi gerekiyor. Evet. 50 ile gitmesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Duraklama yaptıkları zaman da 20 metre mesafe bırakmaları söz konusudur. Evet. 16. sorumuz gelsin. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğe ne ad verilir? A okul geçidi, B geçiş hakkı, C geçiş üstünlüğü, D yaya geçidi. Tabii ki Nedir arkadaşlar? Geçiş hakkı denir. Yani bursa seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen 17. soruya geçelim. Şekildeki trafik işareti verilenlerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? ışıklı işaret cihazına, açılan köprüye, yaya e, bakın havalimanına ana yol tali yol kavşağına. Evet. Tehlike uyarı işaretlerinden yine sorulmuş. Ana yol tali yol işaretine nedir? Yine uyulmadığını bize yaklaşıldığını pardon, yaklaşıldığını bildiriyor. Yani Ceyhan seçeneği Evet bakın Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet 18. sorumuz şöyle. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır? Sis ışıkları, yakını gösteren ışıklar, uzağı gösteren ışıklar, acil uyarı ışıkları. Aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde yakını gösteren farlarımızı kullanıyoruz. Yeterince aydınlatırmamış tünellere girerken uzağa gösteren farlar kullanılır. Sisli yağışlı havalarda yine yakını gösteren farlarımızı kullanıyoruz. 19. sorumuz gelsin. Verilenlerden hangisi araç geçmede uyurması gereken kurallardan biri değildir? Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak tabii ki yakacağız. Pardon. B. Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek. C. Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek. Evet. D. Başka araç tarafından geçilmiyor olmak. Araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir diyor. Bakın emniyet şeridi kesinlikle kullanılmaz arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap 19. soru. Geceleri karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? Park ışıklarının, acil uyarı ışıklarının, yakını gösteren ışıkların, uzağı gösteren ışıkların. Tabi geceleri karan, e, karanlık bölgede seyrederken, bakın seyrederken karşıdan gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için ne yapmamız gerekiyor? Yakını gösteren farlarımızı kullanmamız gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? Uşak, Konya, Sivas, Trabzon. En güneyde olanı sormuş arkadaşlar. Yani en güneyde. Değil mi? Güneyde Konya. Bursa seçeneği doğru cevap. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? Motor durdurulur, araç el freniyle tespit edilir. Eğimli yollarda inişte geri yokuşta birinci videse takılır. Durma, U dönüşü yapma, park etme, geri gitme. Motor hangi süre içerisinde durduruluyor arkadaşlar? Yani aracınızı uzun süre park etmede değil mi? Park etmede el frenini sabitliyorsunuz. Eğimli yollarda inişte geri yokuşta birinci vitese takıyorsunuz. Tabii ki hangi durumdadır? Park etme durumunda. Yani Ceyhan seçeneği doğru cevap. 23 hangisi olası bir kaza trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir. A. Motor gücü yüksek Araç kullanılması B araca daha geniş ebatlar. Ebatta lastikler taktırılması C seyir halindeyken emniyet kemerinin kullanılması D trafik cezalarının fazlalaştırılması. Evet burada da dikkat ederseniz arkadaşlar ölüm ve yaralanmaları en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir. Tabii ki seyir halindeyken emniyet kemerinin kullanılması değil mi? Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet hemen 24'e geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Tekerlek, şaft, motor, vides kutusu. Gücün kaynağı motordur. Evet. Ceyhan seçeneği. Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanda yapılması verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Sürüş konforunun azalması. B. Aracın daha az yakıt tüketmesi. C. Çevre kirliliğinin artması. D. Trafik yoğunluğunun artması. Evet, burada da daha aracın daha az yakıt tüketmesi değil mi? kaçınmak ani duruş kalkışlardan kaçınmak tavsiye edilen tip ve batar lastiğin kullanılması araçta yapılması gerekli bakım ayarlarının zamanında yaptırılması lastik hava basıncının değerinde olması bunlar nedir aracın daha az yakıt yakmasıdır Bursa seçeneği 26 verilenlerden hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur A bujilerdeki, B dispiratördeki, C far anahtarındaki, D indüksiyon bobinindeki. Evet tabii ki bakın burada farların yanmamasına ne olur arkadaşlar? Hangi arıza sebep olur? Far anahtarındaki e, nedir? Arıza farların yanmamasına sebep olur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 27 marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A lastik basınçları düşüktür. B yakıt bitmiştir. C motor yağ seviyesi azalmıştır. D batarya zayıflamıştır. Evet. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz bataryadan kaynaklı değil mi? Marş yapılıyor gösterge ışıkları yanıyor. Ancak marş motoru dönmüyor. Dönmüyorsa sebebi nedir? diyor. Batarya zayıflamıştır. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 28. sorumuz seyir halindeyken gösterge panelindeki İkaz ışığının yanması durumunda hangisi yapılmalıdır? Evet. A. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. B. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. C. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. D. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Tabii ki ya gösterge panelinde ya ikaz ışığı yanıyorsa güvenli bir şekilde araç durdurulmalı ve kontağı kapatılmalıdır. Deniz seçeneği doğru cevap. 29. sorumuz. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın yüksek devirde kullanılması. B. Yakıt deposunun boşaltılması. C. Lastik hava basınçlarının düşürülmesi de aracın düşük hızda sürülmesi, yakıt deposu boşaltılması gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Araçlarda hangisinin bulunması olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? Merkezi kilit, hız sabitleyici, hava yastığı, alarm. Tabi burada cevap direkt verilmiş bakın arkadaşlar. Hava yastığıdır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 31. sorumuz Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi nedir? A. Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek B. Akünün şarj olmasını sağlamak C. Yakıt tüketimini azaltmak D. Aracın dönüşlerini sağlamak evet, Süspansiyon sisteminin görevi Titreşimleri, salınımları yapmak Azaltmaktır. Adana seçeneği doğru cevap. 32. sorumuz Lastiklerin hava basıncı dengesizce dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? Frenlerden ses gelir. Fren pedalına pedalı sertleşir. Araç bir tarafa çeker. Fren hidroliği azalır. Tabi burada da dikkat ederseniz araç bir tarafa çeker. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet hemen 33. sorumuza bakalım. Videodaki ilk yardımcının uyguladığı müdahale verilenlerden hangisidir? Rentek manevrası, hayat kurtarma, temel yaşam desteği, hemlik manevrası. Evet burada da arkadaşlar hemen animasyonumuzu izleyelim. Bakın videoda ilk yardımcının uyguladığı müdahale ne uyguluyor bakalım. Uygulamamıza. Evet şu anda bakın ee suni solunum veriyor bu ve e, şu anda bebek değil mi bebeğe 30 kalp masajı yapıyor Evet Evet arkadaşlar burada ne var temel yaşam desteği değil mi evet, temel yaşam desteği uyguluyor 30 kalp masajı iki kurtarıcı nefes evet, bu Ceyhan seçeneği doğru cevap 34 aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? Göğüs hareketlerinin kaybolması, nefes alma ve verme sesinin duyulamaması, göz bebeklerinin küçülmesi, dudakların morarması. Solunum durmasının belirtilerinden biri değildir diyor bakın arkadaşlar. Solunum durmasının belirtilerinde göz bebeklerinin küçülmesi değil arkadaşlar. Göz bebeklerinin büyümesidir e, bir değil. Göz bebekleri büyürse solunum durması belirtisi oluyor. E, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 35 aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. A. Batan cisim çıkarılmalı. B. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. D bilinci açık hissesi yarı oturur duruma getirilmesi. Evet burada da dikkat ederseniz bilinci açık hisse yarı oturur duruma getirilmesi delici göğüs yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Yani deniz seçeneği doğru cevap 36'ya bakalım. Uzun süreli bilinç kaybıdır, yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? Koma, şok, bayılma, baş dönmesi. Evet, burada da dikkat ederseniz koma. Uzun süreli bilinç kaybıdır koma. Adana seçeneği doğru cevap. 37. sorumuz Verilenlerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir. A. Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi. B. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması. C. Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması. D. Kırıklara yerinde müdahale etmesi. Tabi burada da dikkat ederseniz kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması kesinlikle yanlıştır. Önce kendi can güvenliğini sağlaması gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 38. soru. Hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazı zedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir. Bakın tam tıkanma belirtisi. Değildir diye bir soru sormuşlar. Arkadaşlar Evet. E, bakın nefes almasının durması tam tıkanmadır. Acı çekip ellerini boynuna götürmesi tam tıkanma. Hemlik manevrası renginin mor tam tıkanma. Hemlik manevrası konuşabilmesi. Bakın konuşabilmesi. Burada kısmi tıkanmadan bahsetmiş. Evet. bu Bakın bu kısmi tıkanmadır. Evet. Yani cevabımız e, Ceyhan seçeneğidir. 39 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A) Boğucu sargı uygulanması B) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi C) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi D) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi. Evet arkadaşlar burada da dikkat ederseniz ee, sıkıcı sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi ilk yardım uygulamalarındandır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 40. sorumuza geçelim. 40. soru şöyle. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisine basınç uygulanır? A kasık B şah damarı C köprücük kemiği üzeri D koltuk altı. Evet. Burada da şah damarına basınç uygulanır. Bursa seçeneği doğru cevap. 41. soru. Burun kanaması olan kazı yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Evet. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması gerekiyor. Tabi cevabımız da Direkt Adana seçeneği diyebiliriz. Diğerlerini okumamıza gerek kalmadı. Evet hemen 42'ye bakalım. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Evet. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında... İlk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır. A. Ani dönme ve bürkülmeler yaparak yön değiştirmesi B. Yaralıya uzak mesafede çalışması C. Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi D. Daha uzun kuvvetli kas gruplarını kullanması Evet burada da daha uzun kuvvetli kas gruplarını kullanması e, kurallardan birisidir yaralının taşınması durumunda. Evet deniz seçeneği 43. soru verilenlerden hangisi şok belirtilerindendir? A dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması, B cildin soğuk ve nemli olması, C zihinsel aktivitenin artması, D vücut sıcaklığının hızla yükselmesi. Tabii ki burada da cildin soğuk ve nemli olması Şok belirtisidir. Bursa seçeneği doğru cevap. 44. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulanmasıdır? Bakın delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması. A sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi kesinlikle verilmez. Değil mi arkadaşlar? Yiyecek içecek verilmez organlar dışarı çıkmış ise ise içeri sokulmayıp üzerinin temiz ve nemli bir bezle örtülmesi C. Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması. Kesinlikle yanlış. D. Kazı zedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması. Yüz üstü pozisyonda yatırılmaz tabii ki. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Evet hemen e, Bursa seçeneğini işaretledikten sonra 45'e geçelim. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur. A. Tahammülsüzlüğün B. inatlaşmanın C. Bencilliğin D. Beden dilinin Evet tabi ki burada da ee, özür dilemek çok güzel bir şey. Trafikte arkadaşlar ee, kavgaya sebep olmamak değil mi? Beden dilini kullanmak ama doğru kullanmak çok önemli. Deniz seçeneği 46. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Heyecanlı, sabırsız, kaygılı, kavgacı. Sürücüye bakalım arkadaşlar. Şimdi sürücü şu anda bakın izliyorsunuz. Yaya geçidinde yaya geçiyor. Bakın yaya geçiyor, yaya geçerken sürücünün el hareketlerini görüyorsunuz evet. El hareketlerini görüyoruz. Burada ne kadar sabırsız olduğunu gösteriyor değil mi sürücünün? Evet bunu kesinlikle yapmaması gerekiyor ve e, gerekirse aracından inip yaya'yı karşı geçirmeli. Evet, burada sabırsızlıktan bahsetmiş. Bursa seçeneği doğru cevap. 47. soru. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır? A kaba ve saldırgan davranmaya, B inatlaşmaya, C trafik kültüründe birbirini uyarmaya de aşırı tepki göstermeye tabii ki burada trafik kültüründe birbirini uyarmadan bahsetmiş Ceyhan Siçini'yi. 48 kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyememesi bakın durumu bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. A inatlaşma B aşırı tepki C sabır. D öfke. Evet. Bakın burada yine kırmızı ışıkta arkadaşlar kırmızı ışık. Şimdi şöyle ışıkları da çizelim. Yani bakın burada işte kırmızı ışık, sarı ışık ve yeşil ışık. Kırmızı ışıktan sonra sarı ışık yandığında harekete hazırlanıyoruz değil mi? Harekete hazırlanıyoruz. Orada harekete hazırlanırken hemen arkadan bir korna sesinin duyulması nedir? Kişilerin ne kadar sabırsız olduğunu burada sabırdan bahsediyor. Bakın sabırsız olduğunu bize gösteriyor. 49. soru öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. Sabır, öfke, aşırı tepki, inatlaşma. Evet, burada da arkadaşlar sine sabırdan bahsetmiş. Bakın temel değere sahip olunduğunu gösteriyor. Evet, 48 ve 49. sorular dikkat ederseniz bakın sabırla ilgili sorulmuş. Sabır çok önemlidir arkadaşlar. Son soruya geldik artık. 50. sorumuz. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücüden özür dilemesi trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur? Bencillik, beden dili, inatlaşma, tahammülsüzlük. Evet burada da tabii ki beden dilinden bahsetmişler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan önce atmış olduğum trafikle ilgili tüm konuları ve konuların hemen arkasındaki sınav soruları esnaf soruları ve özellikle animasyonlu sorular bundan sonra da devam edecek bütün soruları arkadaşlar çözerek sınavlarınızda yüz alabilirsiniz Nedim Şeker Akademi YouTube kanalına abone olup tüm videoları izleyebilirsiniz ayrıca ayrıyeten ehliyet alıyorum kanalına da abone olup oradaki soruları da çözebilirsiniz. Instagram hesabımızdan da Nedim Şeker Akademi'den de bizleri takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.